Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün interaktif vergi dersinden bir işe başlama bildirimi yapacağız. Öncelikle interaktif vergi dersi sayfasını açıyoruz. E-Devlet şifresiyle giriş yapacağız. Evet, işe başlama bildirimini hemen buluyoruz. Sayfadan ve adres numarasıyla işlemlere başlıyoruz. Adres numaramızı bilmiyorsak sağ taraftaki bölümden arama yapabiliriz. Evet, kaydettikten sonra faaliyet kodunu belirliyoruz. Faaliyet kodunu eğer bilmiyorsak bunun için bir Excel dosyası var. Bunun içerisinde arama yaptırabilirsiniz. Faaliyet kodunu ekledikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Gelen sorulara işletmenin durumuna göre cevap veriyoruz. Stopajı 3 aylık olarak seçtik. Herhangi bir aylık verme durumumuz olmadığı için. İş yerimiz kira. Kiraya ilişkin bilgileri giriyoruz. Aslında kira değil, home office şeklinde kullanacak. Ancak evi kira olduğu için bir odasını kullanacağız diye o odaya isabet eden kira tutarını buraya gireceğiz. Yani 100 metrekarede bir ev olduğunu düşünürsek 25 metrekaresini kullanacaksak eğer 4'te 1'i tutarında bir kira bildirimde bulunacağız. Yeni bir kira tutarı düzenlemedik burada. Çünkü eski devam eden kira kontratımız var. Maliyenin tavrına göre hareket edeceğiz. Eğer o kira kontratının fotokopisini isterse onu da daha sonra da ek olarak göndereceğiz. Burada faaliyetimiz gerçek usul. Evet, işe başlama tarihi 10 gün içinde yapılmalıdır diyor. Biz ileri bir tarih veriyoruz. Evet, e-tebligat bildirimi istiyoruz. Yükümlüyüz zaten, bunu bildirmek gerekiyor. Evet, bu bölümde de tüm bilgileri özet şekilde veriyor. Şöyle bir kontrol ediyoruz son 10 aydan önce. Onay ekranında
bir cepte ve telefon numarası istiyor bizden. Bu numarayı da sistem kaydediyor. Artık bir dahaki seferde istemiyor. Telefonumuza gelen SMS ile bu bildirimi onaylıyoruz. Şimdi genel amaçlı dilekçeler bölümünden eklerimizi gönderiyoruz. İmza beyannamesi veriyoruz. Şahıs işletmelerinde imza beyannamesi veriyoruz. Bir de kimlik fotokopisini de tarayıp bildiriyoruz. Burada ayrıca kira kontratını da göndermek gerekebilir. Bazı vergi daireleri mali müşavir sözleşmesinde talep ettikleri oluyor. Ancak şu an herhangi bir sözleşme imzalanmadığı için bu firmayla ileriye yönelik bir bildirim bu. O yüzden sözleşme göndermiyoruz ekte. Dilekçemizin metnini oluşturuyoruz. Daha önceden hazırlamıştık. İmza beyannamesi ve kimliğimizi tarayıp bilgisayara kaydetmiştik. Oradan bularak ekliyoruz. Yine telefonumuza gelen şifreyi girip bu dilekçeyi onaylıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.